Yani kamptaki uzman dedi ki benim hamile kalabilmem için Murat'la enerjilerimizin senkronize olması gerekiyormuş. Benim dişil enerjim çok 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 yüksekmiş ama Murat'ın eril enerjisi yokmuş. Ha, ne demek yokmuş? Benim oğlumun eril enerjisi olmayacak da kimin olacak? Ay yokmuş işte anneciğim. Biz daha önce yumurtalarımızı da saydırmıştık zaten. Bu Murat yumurtlamıyor gibi bir şey. Nasipse olur be Selvi. Yani duyuyor musunuz? Nasipse olur diyor. Bu mu şimdi eril enerji? Selvi'cim, bu özel konulara beni dahil etmesen kızım ha? Ya ben ne yapabilirim yavrum? Ay Hilal'in hamileliğine gösterdiğiniz ilgi ve alakayı bana da gösterebilirsiniz anneciğim. Selvi, biz konuştuk Hilal'le. O hamile falan değil. Gerçekten mi? Evet. Aa vallahi keyfim yerine geldi. Ha, çabuk iç kahveni Hilal. Murat. Hilal abicim ne oldu sana? Hilal anlatır mısın? Hilal, kızım ne oldu? Neyin var? Ay yok bir şey ya. Ben başıma gelen her şeyi size anlatacak mıyım? Hilal kim bozdu senin morali? Kim yaptı bunu sana bak? Vallahi dünyayı dar ederim başına. Ben bu evde nasıl hamile kalabilirim ki? Yani her yerden negatif saldırıyor ya. Ne var yani Civan'cığım şimdi bunda bu kadar kızacak? Allah Allah biraz hayata olumlu bakın değil mi Murat'cığım? Eril enerjisi çok yüksek aşkım. Dengeleyecek bir dişil enerji gerek. Ece nerede acaba ya? Ece uğradı mı bugün? Benim işim var. Kusura bakmayın. Bizim bu Ece olayına daha fazla yüklenmemiz lazım şekerim. Yüklenelim aşkım. Onları orada öyle görünce ben şok oldum tabii. Meğersem evlilik teklifi sürprizi planlıyorlarmış. Ben sürprizi mahvettim. Onur bana çok sinirlendi. Hilal sen ne diyorsun ya? Sen hangi evlilikten bahsediyorsun? Ben demedim mi o aileyle bizim hiçbir alakamız olamaz diye? Ben Onur'la evleneceğim. Ailesiyle değil. Sen kafayı Onur'a takmışsın ya. Gerçekten kafayı Onur'a takmışsın ama sen çocukken de böyleydin biliyor musun? Bir şeyi elde edemediğin zaman kafayı takardın. İşte Onur da aynen öyle olmuş. Ama Onur beni çok mutlu ediyor. E niye ağlıyorsun o zaman? Ha? Ben ona sorarım benim kardeşimi ağlatmak neymiş? Hayır abi hayır. Lütfen hiçbir şey yapmayacaksın karışma. Ya sizin aşk hayatınız yüzünden ben işime gücüme konsantre olamıyorum kızım. Ne Onur'muş ya? Fazla müsamaha gösterdik tepemize çıkıyor. Gideceğim onunla konuşacağım. Siz bir uzak durun ya. Siz derken? Sen de Ece de iyilik yapayım derken her şeyi berbat ediyorsunuz. Pardon da Ece ne alaka kız yardım etmeye gitmiş oraya. Biraz fazla yardımsever abi. Fazla ortalıkta dolanıyor. Herkese mavi boncuk dağıtıyor haberin olsun. Kızım sen ne biçim şeyler söylüyorsun ya? Saçmalama. Biz Ece ile daha geçenlerde baş başa yemeğe çıktık. Bir tane yanlış hareket olmadı bana. Vurulacaktı neredeyse bir tane ters laf etmedi. Çok ayıp ediyorsun bak en yakın arkadaşına. O benim en yakın arkadaşım falan değil. Doğru dürüst tanımıyorum bile. Benim hayatımı kurtardığı için tanıştık. İyi bir şef olduğu için restoran açalım dedim bu kadar. Tamam da öyle ona buna mavi boncuk dağıtıyor falan ayıp oluyor yani. Öyle. Sana da eski sevgilisine de mavi boncuk dağıtıyor. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Onur'a da mavi boncuk dağıtıyor. Kızım senin ağzından çıkanı kulla. Sen hepten gerçekten delirmişsin. Sen zıvanadan çıkmışsın. Bak vallahi geliyor ha. Onur'a sarılmış ağlıyordu diyorum. Anlamıyor musun? Eski sevgilisi yüzünden Onur'a sarılmış ağlıyordu. Onur'un da sinirleri laçka olmuş zaten. Üstüne bu olay patlayınca bütün sinirini benden çıkarttı. Kimmiş onun eski sevgilisi? O mu ağlatmış onu? Niye ağlatmış? Musallat mı olmuş kıza? Onur bana küstü diyorum. Senin sorduğun şeye bak. Kimmiş Ece'nin eski sevgilisi? Kim Ece'nin eski sevgilisi? O mu ağlatmış? Niye ağlatmış onu? Ece'nin eski sevgilisi kim? Kızım söyle bana. İsim ver. İsim, adres, boy, poz. Kim bu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.